sevgili sporseverler. Haydi Spor olarak Türkiye'de yapabileceğimiz spor branşlarını tanımaya devam ediyoruz. Şu an Düzce Cuma yerindeyiz. Sonrasında da Melen Çayı'na geçeceğiz. Konumuz rafting. Ama öncesinde güzel bir kahvaltı bizi bekliyor. Yola devam ediyoruz. Sonuna geldik. Artık başlayalım konumuza, rafting'i tanımaya. Ama öncesinde bir sizi tanıyalım. İsmim Erdoğan Taşdelen. Yaklaşık 15 yıldır doğa rehberliği yapıyorum. Yani bunun paralelinde rafting rehberliği de tabii. İstanbul merkezli çalışıyoruz daha çok. Bugün de Melen'deyiz. Düzce'de Melen'deyiz. Burada özellikle bahar dönemi ve yazın ilk aylarına kadar uzanan dönemde yaklaşık 2-2,5 aylık süre boyunca çok güzel rafting yapılacak bir parkur var, Melen Çayı. Gelenler hem parkurda heyecanlı zamanlar geçiriyor hem de çevredeki çok güzel tabiat varlıkları var. Yani anıt ağaçlar, eski kalıntılar, onları dolaşıyorlar ve iyi bir hafta sonu oluyor. Peki burayı nasıl keşfettiniz? Nasıl keşfettik? Aslında yaklaşık bir 15 yıllık mazisi var. Yani Türkiye'de doğa sporlarının, daha doğrusu doğa turlarının başlamasıyla birlikte. Ama gerçekte bu bölgede Melen'de rafting yapılmaya başlanması son 10 senedir. Daha çok burada emek verenler tabii bu bölgede yaşayan ve buraya gelen giden grupları, bunun bir iş olabileceğini gören, bölgenin hem ekonomik kalkınmasına hem de ekolojik olarak korunmasına katkıda bulunmak için çalışan arkadaşlar vardı. Onlar zamanla bu tesisi de kurdular. Bunun benzeri birkaç tane tesis kurdular ve burada bir rafting alanı oluştu ve resmileşti. Rafting'e gelenleri ne bekliyor? Rafting'e gelenleri heyecan bekliyor. Yani çok heyecanlı bir spor. Adrenalin yüklü bir spor. Melen Çayı da bunun için çok uygun. Özellikle yeni başlayanlar için. Tabii farklı dereceleri var. Melen Çayı da yeni başlayanlar ve o heyecanı hissedip o heyecanın bir üstüne çıkmak isteyenler için ideal bir parkur. Peki bir günün akışı nedir? İstanbul'dan buraya hangi sürede geliniyor? Suyun üzerine ne kadar vakit geçiriliyor? İstanbul'dan yaklaşık 2-2,5 saat. Burada çok güzel bir kahvaltı yapılıyor. Kahvaltıdan sonra kısa bir çevre gezisi oluyor. Yani bu da aslında işi biraz daha renklendiriyor. Onun dışında rafting için elbiseler veriliyor. Tabii suyun soğukluğunu biraz azaltabilmek için neopren elbiseler giyiliyor. Eğitim, o mutlaka bir eğitim oluyor. Küreklerin nasıl çekileceği, nasıl ortak hareket edileceği gibi. Daha sonra da yaklaşık 13 kilometrelik bir parkurumuz var. O parkuru da belli aralıklarla, belli noktalarda durarak, ya fotoğraf ve dinlenme molaları da veriliyor tabii. Öyle tamamlıyoruz. Ne kadar sürüyor? 2 saat. Tabii bu suyun debisine de bağlı. Grubun kürek çekmesine de bağlı. Ama ortalama 2 saat diyebiliriz. Kürek çekiyoruz gerçekten. Suyun akışıyla kendimizi bırakmıyoruz. Yani gayet efor da sarf ediyoruz. Tabii yani onun belli teknikleri var. Özellikle suyun debisinin yoğunlaştığı yerlerde çok süratli giden bir araba gibi düşünün. Sizi eğer direksiyona hakim olamazsanız sürükleyecektir. Dolayısıyla o birazdan o eğitimi de alacağız. Siz de göreceksiniz. Eğitimi alırken o kürek çekme tekniklerini de öğrenmiş olacaksınız. O da suyun akışına karşı yön vermeyi diyebiliriz kısaca. Tamam, plana göre bizi şimdi ne bekliyor? Sırada ne var? Biz şimdi bir köy içinde yürüyüş yapacağız. Yürüyüşten sonra da elbiselerimizi giyip rafting eğitimini alacağız. Evet sevgili sporseverler, şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Rafting nasıl botlanıyor?
aletlerle yapılıyor. Onların özellikleri nedir? Rafting, önce büyüklükleri söyleyeyim. Yani 4, 6, 8, 12 kişilik botlarla oluyor. Hatta daha da büyüyebiliyor. Bu nehrin biraz debisine bağlı, biraz büyüklüğüne bağlı, yapılma biçimine bağlı. Çünkü dünyada çok farklı sistemlerle de yapılabiliyor. Örneğin nehir takipçiliği diye bir çok ülkemizde olmayan bir uygulama var. Onlarda farklı botlar kullanılıyor ya da kayak kitlerinden daha tek kişilik, iki kişilik botlar var. Ama genelde Melen gibi ya da işte ülkemizde Köprülü Kanyon gibi, Dimçayı gibi nehirlerde ya da çaylar diyeyim, turistik amaçlı olduğu için işte 8 kişilik, 10 kişilik, 12 kişilik ya da 6 kişilik botlar kullanılabiliyor. Daha küçükleri daha çok böyle biraz daha sportif ve yarış amaçlı kullanılıyor. Temel malzeme, teknolojik malzemeler bunlar. Plastik denilebilir temel malzeme. İçi hava sıkıştırılıyor, daha doğrusu havayla normal diğer botlar gibi şişiriliyor. Çoğu zaman rafting'in dediğiniz gibi 8, 10, 12 kişi olarak yapıldığını izliyoruz. Peki bireysel bir spor oluyor mu bu? Bireysel yapılıyor, biraz daha sportif amaçlı tabii, yani kişisel bir şey. Ya da 2 kişilik botlarla da çıkılabilir ama bu tabii yine temelde bir raft eğitimi almak gerekiyor. Yani küreğin nasıl kullanıldığı, nasıl hareket edileceği, bir de çok temel bir şey var. Yani bilmediğiniz bir yerde tek başınıza bir yolculuk etme şansınız çok düşük. Çünkü bunun temeli şu, bütün bu seçilen parkurlar özel olarak nehir okuma tabir edilen bir yöntemle seçiliyor. Çok uzun süre gözleniyor ve oradaki işte debileri ya da işte suyun nasıl aktığı, nereye döndüğü gibi bir takım parametreleri var. Onlar neticesinde bu parkurlar çıkıyor. Yani dolayısıyla bireysel olarak yapılabilir ama bu işte ben botu aldım gidiyorum bir yere çıkacağım gibi değil. Öncelikle gerçekten o nehri iyi bilmek ya da o nehri iyi bilenlerden iyi bir eğitim almak gerekiyor. Evet, grup şimdi köyü gezmeye devam ediyor. Biz de onlara katılıyoruz. Erdoğan Bey, şu an nereye geldik? Şu an köye de ismini veren değirmenlerden birinin yanındayız. Köyün ismi malum 9 değirmen. Onlardan şu anda hala faal olanın bir tanesinin yanındayız. Arkada gördüğümüz yer bütün köye ve aslında Cumayeri ilçesine de geçmişte ve hala su veren, aslında su kaynağı burası. Derenin bir kısmında bu oluşturuyor. Geçmişte bölgede derenin içindekilerle birlikte 9 tane değirmen var köye adını da veren. Şu anda onlardan sadece 2 tanesi faal. Şimdi birinin yanındayız ve bu derede hala birazdan göreceksiniz içeride. Değirmen suyla dönüyor. Genelde öğütülen de mısır. Bölgede mısır var. Yani çok büyük oranda değil ama ciddi bir üretimde var. Bölgenin geçim kaynaklarından biri, bir diğeri de fındık. Bir de tabii şimdilerde çok büyük ölçüde olmasa rafting eklenmiş durumda. Bir de bu yukarıdaki kaynağın bir özelliği daha var. Köyün ilk elektriği buraya konulan dinamodan sağlanmış durumda. Hangi yılda, kaç yıl önce? Valla 1950'ler gibi, 50'ler gibi. Onun kesin bir tarihi yok. Yani çok yazılı bir tarihimiz olmadığı için. Şimdi içeride şeyi de göreceksiniz. Faal olarak işliyor değirmen. Onu... Peki bu değirmenin yaşı ne kadardır? Çok eski tabii. Yani yaşını tahmin etmek çok mümkün değil. Muhtemelen birkaç yüzyıllık, belki daha fazladır suyun kaynağı burada olduğuna göre. Ama tabii yenilenmiş durumda. Yani öyle bir kaynakça yok açıkçası. Ama eski. İçeri de bakacağız şimdi. İçeriye bakacağız. Evet, içeri geçiyoruz. Evet, hala faal olan değirmen burada mısır öğütülüyor. Mısır olmadığı için tabii değirmen aslında faal durumda ama suyu verilmiyor çünkü öğütecek bir şey yok. Eğer açılırsa taş kendi kendine eğitiyor ama şurada gördüğünüz sistem o ilk yapılan, biraz tabii hafif modernize olmuş hali ama yine de taş ve ağaç kullanılan o değirmenlerin en eski halleri. Yani ilk modelleri denilebilir. Ve bu köyde de bu mısır unundan artık mısır unu oluyor. Çalışıyor evet ve o mısır unu satılıyor daha sonra. Mısır unu satılıyor, mısır ekmeği. Mısır ekmeği yapılıyor. Onu muhtemelen öğleden sonra yemekte de yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Top of my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pain, no night under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you.
öğrenenler burayı nereden öğrenmişler? Siz nereden duydunuz? Ben arkadaşlarım aracılığıyla öğrendim açıkçası. Bankada bir grup arkadaşım daha önce rafting yapmak için gelmişlerdi. Bu ikinci defa gelişleri. Bu defa ben de dahil oldum. Çok güzel, çok keyifli. Keşke daha öncesine de gelseymişim diyorum açıkçası. Hani ilkini kaçırdığım için şimdi pişman bile oldum. Evet, doğa içinde harika bir yürüyüş yapıyor. Şu anda da şelalenin yanındayız. Nasıl hissediyorsunuz? Burası çok güzel bir yer. Doğayla iç içe, İstanbul'a yakın. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için gelinebilecek çok güzel bir yer. Buraya gelmeden önce biraz düşündük ama geldikten sonra da iyi ki gelmişiz dedik. Endişeniz neydi? Neyi düşündünüz? Yürüyüşün zor olacağını, raftingin zor olabileceğini düşündük aslında. Daha önceden de ben rafting yapmıştım ama burada da gerçekten çok farklı olacak. İyi ki gelmişim buraya diyorum. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. İstanbul'dan hafta sonunda gelinebilecek, stres atmak için gerçekten çok güzel, doğayla iç içe bir yer. İnsanlar burayı bence görmeli. Kaynağına çıktık. Şimdi de işin kolay yanına geldik. Aşağı doğru ilerliyoruz. Merhaba. Sizinle bir tanışalım. Siz burayı nereden keşfettiniz rafting'e? Aslında daha önce de gelmiştik biz 2 yıl kadar önce. Tekrar ekip olarak gelmek istedik arkadaşlar iş yerinden. Beraber geldik işte. Yani daha önce geldiğinizde çok eğlendiniz. Evet, çok güzel. Ve bu sefer arkadaşlarınızı da davet ettiniz. Yok, hep beraber ekiple gelmiştik. 2. sefer geliyoruz aslında. Geçen sene gelmiştik. Öyle. En çok nesini sevdiniz? Rafting'i tabii seviyoruz yani. Rafting çok güzel burada, eğlenceli. Onun haricinde doğa da çok güzel. Doğa sporlarını seviyorsunuz. Yani doğada yürüyüş yapmak, onlar tabii güzel şeyler. Ama rafting daha eğlenceli. Şehirden uzak doğayla iç içe çok güzel bir gün geçiriyoruz. Siz de Erdoğan Bey bunu bizden çok daha sık geçiriyorsunuz. Çünkü meslek olarak yapıyorsunuz. Evet, nasıl oldu bu? Nasıl başladınız doğa sporlarına? Aslında bir heves. Yani her şeyde olduğu gibi öncelikle onu sevmek gerekiyor. Herhalde aslında insanların en çok ortak sevdiği şeylerden biri de doğa. Ben onu mesleğe döndürmeyi tercih ettim. Aslında başka bir sürü bir şeyi bırakarak rehberlik yapmaya başladım. Neler bıraktınız? Vallahi işimi bıraktım. Yani daha önceki. Neydi asıl işiniz? Ben mühendisim, jeofizik mühendisiyim. Onu bıraktım. Tabii amatör bir şekilde başladı o doğa rehberliği. Daha sonra Türkiye'de bu bir deyim yerinde sektör olmaya yavaş yavaş başladı. O sektörün oluşma sürecinde de böyle bir grup gönüllü diyeyim. Uğraştı, bayağı ciddi bir emek verdi. Tabii o ara dergiler çıktı. Tabii görselliğin artması, televizyon ve internetin de devreye girmesiyle daha yoğun biçimde bu alan ciddi bir şekilde büyüdü. Ama kendimi şanslıyız addediyorum. Yani bu bir tercih her şeyden önce ama doğayla iç içe bir iş yapmak yine de güzel. Peki neler var yapabileceğimiz? Rafting var, doğa yürüyüşü var. Onun haricinde? Rafting, doğa yürüyüşü, kampçılık. Yani hafta sonu yapılabilecekler doğayla iç içe olarak yapılacak. Yani doğada yapılabilecek birçok spor var. Tabii bunların en temelinde doğa yürüyüşleri. Yani bugün trekking diye daha çok konuşuluyor. Ama bunu doğa yürüyüşü diyebiliriz. Farklı kademeleri var tabii. Yani 2 kilometre de yürüyebilirsiniz. 20 kilometre de yürüyebilirsiniz. Onun dışında kampçılık var.
rafting var yine doğada yapılan. Biraz daha sportif olarak trekkingin ve kampçılığın bir üst biçimi olarak işte hiking diyelim, daha yükseklerde yürüyüş var. 1500-2000 metrelerde. Bunun bir üzeri zirve tırmanışları ya da işte dağ geçişleri gibi. Örneğin Türkiye'de bu konuda çok zengin. İşte Kaçkarlar var, Toroslar var. Tek bir yekpare dağ olarak söz edersek Erciyes var, Hasan Dağı var. Ağrı Dağı var özellikle zirve yürüyüşleri için. Türkiye aslında çok zengin bir coğrafyaya sahip. Nehirler açısından da bu böyle. Yürüyüşün bir üst biçimi, yani bu da artık dağcılık disiplinine giriyor. Burada tabii farklı teknik bilgilerin kullanıldığı yerler de var. Yani iplerin kullanıldığı, teknik olarak, teknolojik olarak üretilmiş ipler ve bir takım aparatlarla çıkılan yerler de var. Benim bir sorum var. Bot ters dönerse ne yapacağız? Bot ters dönerse öncelikle hepimiz ıslanıyoruz. Panik yapmıyoruz. Altında kalabiliriz bir kısmımız ama gördüğünüz gibi bu bölümlerin hepsi hava alıyor. Bir de şu gördüğünüz deliklerin hepsi de hava alıyor bu deliklerden. Altında kalırsanız yapacağınız en mantıklı hareket ipten tutup kendinizi dışına atıp botun yanında demin anlattığım en rahat yatma pozisyonunu almak. Daha sonra rehberiniz çok hızlı bir şekilde ters botun üzerine çıkacak. Ya küreğiyle, çok pardon, ya da elindeki bu karabin hava ipi takıp sörf yapar gibi botu ters çevireceğiz ve sizleri teker teker alacağız. Alkışı kutlayıp yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Planımız budur. Etekli Sporcular programının sonuna geldik. Ne öğrendik? Tel sapını kesinlikle bırakmıyoruz ve bir sonraki programda artık Melen Çayı'nda rafting yapacağız. Unutmayın, siz de mutlaka kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber Haydi Spor'a diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.